Sakın kardeşim deme. Eğer o kızın kılına zarar gelsin, seni etini, kemiğini, iliğini ayırıp diri diri gömmeyen Akgün'de Akgün değil lan! Duydun mu lan beni? Bak, biz seninle böyle anlaşamıyoruz. Bunlar çok yanlış. Bunlar çok yanlış. Böyle konuşma. Bak, şöyle yapıyoruz. Sevgiline merhaba de. Akgün. Yağmur. Hiç merak etme. Hiç merak etme. Hiçbir şey yapmayacak sana. Hiçbir şey yapamayacak sana. Kurtulacaksın. Tamam, her şey yoluna girecek. Merak etme. Ne olur. İyi kal. Sakin kal. Bak, iyiyim ben. Merak etme beni. Duydun mu? Hı? Yağmur iyi. Anlıyor musun? Benim Yağmur'la bir işim yok. Sen beni anlıyor musun? Ona bir şey olmayacak. Ama bu biraz sana bağlı. Ne istiyorsun lan? Ben ne istiyorum? Sen çok iyi biliyorsun. Babam. Anlaşma çok basit Akgün Gökalp. Sen bana babanı veriyorsun. Ben de sana Yağmur'u veriyorum. Lan ben babamı sana nasıl getireyim? Ben babamı sana nasıl getireyim? Babamı gizliyorlar. Sürekli yerini değiştiriyorlar. Saklıyorlar. Nasıl getireyim? Babamla görüşüyorum dedim. O seni yemlemek içindi lan. Namussuz. Telefonla konuşuyorum dedim. Sen babanla nasıl görüşeceğini biliyorsun Akgün. Beni kandırmaya çalışma. Ne yapacaksın lan babama? Ne yapacağım babana? Babana ne yapacağım? Akgün, bence bu yanlış soru. Sana güzel soru veriyorum. Babamı sana vermezsem Yağmur'a ne yapacaksın? Soru bu. Sen bunu düşün. Ama bu sorunun cevabını istiyorsan ben sana şimdi vermeyeyim. Yağmur yanında. Sen beni anlıyor musun? Akşama kadar sana süre veriyorum. Sen bir düşün. Ben seni akşam arıyorum. Babanı nereye getireceksin onu sana söylüyorum. Anlıyor musun? Polise gidersen ya da o çok sevgili savcı abine haber verirsen uzatmayayım, her şey çok kötü olur. Ben... Maalesef ciddiyim Akgün. Beni dikkate al, iyi düşün. Selametle. Paka, brat moj. Babayı da çıkardık, aldık aralarından. Şimdi gözetim altında hastanede. İyi mi durumu? Durumu gayet iyi canım. Bin şükür. Şimdi savcımın yanında acildeler beraber. Sen niye şimdi yanında değilsin babanın? Gittim ya, oradaydım aslında ben. İşte evlatlık vazifemizi yaptık. Şimdi olmamız gereken yerdeyiz. Herkes benim için seferber oldu. Normal değil mi ama yavrum? Sana ne kadar değer biçiliyiz artık. Düşün yani, sen düşün. Gökhan nerede? Gökhan? Yani herkes hak ettiği hayatı yaşıyor diye düşünüyorum ben. Yani nerede? Yok. Nasıl yok? Sen bir şey yapmadın değil mi Akgün? Yağmur, konuşmasak şimdi. Ne geçti gitti ya? Boş ver. Öldü mü peki? Bilmiyorum. Tamam, artık kurcalama şunu. Tamam peki. Ben esasında Kaan'ı sormak istemiştim ama... Canan Hanım, sizin haberiniz var mı acaba? İyi, geldi kendine. Bir arazi yok inşallah. Yok, toparlıyor. Hatta biz birazdan Kaan'ı görmeye gideceğiz. Doktor iyi dedi, hiçbir sorun yokmuş. Yani öyle dediler. Çok şükür. Yani artık yaşayabileceğimiz bütün kötü şeyleri yaşadık. Daha da bir şey olmayacak değil mi? Her şey düzelecek. Tabii tabii. Selçuk Taşkın, Akgün'ün babası.
Ne olur rahatsız olmayın. Rahatsız olmayın. Nasılsın kızım? İyi misin? İyiyim. İyiyim. Çok teşekkür ederim. Zaten sizin sayenizde buradayım. Sağ olun. İyi. Sevindim. Hatta birazdan taburcu edecekler bizi. Merak etmeyin. İyi. İyi. Güzel. Ben de size nasıl teşekkür edebilirim? Çok bilemiyorum. Yani hani teşekkür edecek bir şey yok. İçine düştüğü durum bizden sebepti. Yani. Yok yine de siz gitmeseydiniz. Ya canım artık yani bitti gitti. Siz de benim oğluma sahip çıktınız. Benim boynumun borcuydu. Savcım, Selçuk Taşkın'ı transfer etmemiz gerekiyor. Bir tamam hadi çıkalım. Canan Hanım, ben sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Ben de. Tekrardan geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ben de babamı geçireyim Yağmur Canan Hanım. Ya bu yapılır mı savcım be ya Allah aşkına? Adam cenazesine gider gibi kalktı gitti. Siz çok tehlikelisiniz ha. Hak ediyor o. Ya mutlu olmayı hak ediyor adam. Mutlu olmayı hak ediyor. Gülüyor musun sen? Akgün, ben diyorum ki şimdi bunlar evlenirse, yani bence zaten çok çabuk evlenecekler. Evlenirseler bu karşıdaki evi sen mi kiralasan acaba? İçine biraz masraf yapsan. Aslında çok tatlı bir ev olabilir o zaman. Ne dersin? İzdivaç bir gerçekleşsin de bakarız ona da yani. Evi mi beğenmedin? Yok. Öyle değil. O zaman başka bir şey var. Ne gibi? Gökhan'ı bulmak gibi. Babanla mı konuştun Yağmur? Abin yaşıyormuş. Abin deme şu adam için. Allah aşkına. Bu konuyu da hiç açmadan burada kapatalım. Bitsin. Tamam. Yani eğer sen kapatıyorsan tamam, ben de kapattım. Daha açmayacağım. Kapattım tabii. Benim meselem bu. İzin vermiyorum. Ben de izin vermiyorum Yağmur. Ben de izin vermiyorum. Önce bana tuzak kuracak, sonra o kurduğu tuzağa bir şekilde sen temas edeceksin, ölümden döneceksin. Sonrasında seni hastaneden kaldıracak. Sonra babamın canına kastedecek. Ben bunların hiçbirini sindiremem ki. Koyamıyorum ben bunları içime. Olmuyor. Tam koyamıyorsun içine de yani ne yapacaksın? Sen mi keseceksin cezasını Akgün? Bir bedel ödeyecek. Bir şekilde ödeyecek. Ne yapacaksın? Öldürecek misin? Gerekirse evet. Ne yaparsa gerekecek peki? Artık bir şey yapması gerekmiyor ki. Kafan karışık Akgün, kabul et. Yani daha karşısına çıktığında ne yapacağını bile bilmiyorsun. Bilmiyorsun, sadece peşine düşmek istiyorsun bu. Niye biliyor musun? Çünkü babam aldıktan sonra beni aradı Yağmur. Beni çağırdı. Babamı tuttuğu yere çağırdı. Gel dedi. Konuşacağımız şeyler var. Sırlarımız var dedi. Merak ediyorsun. Merak ediyorum. Çünkü eğer babama bir şey yapacak olsaydı çoktan yapardı. Öldürecek olsaydı çoktan öldürürdü mesela. Ya da başka bir şey. Ama o bir şey yapmak yerine beni aradı ve konuşmaya çağırdı beni. Şaka gibi yani. Bir de üçümüzün dedi ailecek oturup konuşması lazım dedi altını çizerek. O yüzden bu bir oyun değil. Anlatacağı bir şey var. Benim de bunu duymam lazım Yağmur. O kadar aslında konu bu yani. Hani kararsız görünüyorsam eğer sebebi bu olsa gerek. İkna olmak istiyorsun. İkna edemez beni bu saatten sonra da. Anlatacağı o şey her neyse bedelini ödemeden önce onu anlatacak. Ondan sonra da gereken bedeli ödeyecek. O kadar yani. Öldüğünü zannettin, üzüldün mü? Yağmur Allah aşkına ne yapmaya çalışıyorsun ya, derdin mi? Yapma Yağmur. Yapma ya. Üzüldün tabii. Üzüldüm Yağmur, üzüldüm. Üzüldüm çünkü kafamda bir abi profil oluşturdum, tamam mı?
O profilin içine Gökhan'ı koydum. O hayalin yıkılışına üzüldüm. Artık olmayışına üzüldüm. Annemin bir parçasıydı bu adam. Ve ben şu an bu adamın karşısına çıkmak istiyorum. Ben buna üzülüyorum Yağmur. İşte Akgün, ben bunu istemiyorum. Bak, senin kalbin hep mantığının önünde koşuyor. Yani bak şöyle düşün. Senin öfken kayanın içindeki bir su gibi, tamam mı? Soğukta donuyor ve daha sonra o kayayı çatlatıyor. Ne yapayım sence? Yoluma mı bakayım? Akıntıya bırakayım mı kendimi? Ne yapayım? Evet, bırak. Ya bırak, bir sal gitsin ya. Zaten bu adam duygusal olarak ölmedi mi senin için? Öldü, tamam, bırak artık, gitsin kendi yoluna gitsin. Bırak, ne yapıyorsa yapsın. Olacağına varsın. Vallahi billahi öyle olmuyor ya. Yemin ediyorum öyle olmuyor ya. Ama bir şekilde bedel ödeyecek, onu biliyorum. Beni ben yapan yanlışım da olsa kabul. Bunu sen daha iyi biliyorsun benden. Evet, biliyorum. Yanlış yapacağını sen de biliyorsun. Akgün daha karşısına çıktığında Gökhan'ın... Yağmur daha iyileşemedi. Pardon, adamın. Daha karşısına çıktığında o adamın yani ne hissedeceğini bile bilmiyorsun. Ya ben o adamın sana neler yapacağını bilmiyorum. En korktuğum da senin... Benim onu ne yapacağım? Yağmur. Ya, gerçekten bunu düşünmek bile istemiyorum. Düşünmeyelim ne olur. Bak, bunu hiç konuşmayalım çünkü daha senin yaraların bile iyileşmedi Yağmur. Anlatabiliyor muyum? Aynısı benim başıma gelseydi ne hissederdim? Yazılanı yaşıyormuşuz. Bir kez daha anlamış olduk. Tamam, evet, yazılanı yaşıyoruz da. Ya bir kısmını da biz kendimiz yazıyorsak? Sen bana kendin demedin mi ya? Senin rüyanla aynı şeyi düşünüyorum ben de diye. Hani iki kız çocuğunun babası olmak istiyordun? Sen şimdi daha hesaplayamadığın bir şey yaparsan... bunu o iki kız çocuğuna nasıl anlatacaksın? Ben geceleri uyuyamıyorum. Başımı yastığa koyamıyorum. Halbuki o kız çocukları nasıl dünyaya gelecek? Anlamıyorum de. Tamam, ben seni unutuyorum değil mi? Yok. Bana gel, böyle yatsana. Biraz seni seviyorum. Yağmur ya. Ben seni uyuturum. Sen bana demiyor muydun? Ben senin yanındayken rahatlıyorum diye. Ben seni uyuturum. İnsan uyanmak istemediği yerdeyse uyuyamazmış. Öyle derdi anne. O kadar da korkulacak bir şey yokmuş değil mi bu evlilik işinde? Sen yine başladın ha? Bakın. Ne ne var? Başlama bakayım. Bir yıldız gökte kayıp giderken, ıslak bir yolda yalnız yürürken, bambaşka bir şeyi düşünürken aklımdasın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni, sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın söylenmesin, sen benim şarkılarımsın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni, sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın söylenmesin, sen benim şarkılarımsın. Sanki hiç gitmemiş hep var gibi, bir sırrı herkesten saklar gibi, sessizce sokulup ağlar gibi yanımda. Nasıl, beğendin mi? Çok beğendim. Gerçekten. Beni çok güzel. Düğün güzel bir şeymiş ya. Evet, söylüyorum işte. Bence ara ara yapalım. Bence de 2 sene bir yapalım. Sen bu kadar kısa sürede nasıl yaptın bunları? Vallahi bu atırsızları yardım etti biraz. Mekanı falan hep onları ayarladı yani. Sağ olsun. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni, sen hep benim yanımdasın.
Beni dansa kaldırmak istersen çekinme. Savcımın önünde de şimdi ayıp olmaz mı ya? Yani ne bileyim. İçim biliyor aslında da. Çok önündeyiz yani. Şu arka tarafta mı dans etsek acaba biz? İyi. Gitsin için o zaman. Hadi bakalım yakışıklı. Bir dans edelim. Melisa gelene kadar vaktim var. O zaman olur. Hadi hadi. Hadi. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın söylenmesin. Sen benim şarkılarımsın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın söylenmesin. Sen benim şarkılarımsın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın. Düğünü organize eden biz, kenardan izleyen biz. Ne diyorsun? Hak ettiğimiz yerdeyiz. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın söylenmesin. Sen benim şarkılarımsın. Abi. Serap'ın, Kaan. Çok dargınlık oldu aramızda. O yüzden ben çok üzgün olduğumu belirtmek isterim. Tabii sizin de çok üzüldüğünüzü görüyorum. Çok dargınlık oldu. O yüzden bunu nasıl ifade edeceğimi de bilmiyorum ama herhangi bir hatamız olduysa gerçekten kusura bakmayın. Yemin olsun Kaan kazadan sonra hastanede yatarken ben hani kardeşimmişçesine endişe duydum senden. Babam derdi ki böyle bayramlarda, düğünlerde küskünlük, dargınlık olmaz. O yüzden eğer hatamız olduysa gerçekten kusura bakmayın. Ben çok mahcubum. Samimiyetine inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun birader. Sağ ol. İyi eğlenceler. Teşekkürler. Akgün abi. Melisa ile tanışmış mıydın? Selam. Tanışmadık. Merhaba Melisa. Çok memnun oldum tanıştığıma. Ben de. İyisiniz. Hadi iyi eğlenceler. Şşş. Ben kaçtım. Ya nereye? Gelir misin benimle? Ne? Hadi gel. Ne oluyor ya? Hani sen babam varken dans edemezdin? Ne oldu şimdi bakayım? Ya şimdi arada çok insan var. Kenardayız ya bir de. Bizi burada görmez dedim Yağmur. Bir de gözleri bizim arayacak şimdi yani. Hı. Baksana gözlerini canlarından hiç ayırmıyor. Hoppa gördü buraya bakıyor şu an. Ne? Şu an buraya bakıyor, buraya bakıyor. Savcım buraya bakıyor şu an. Tamam sakin ol Akgün. Normal tamam. Hiçbir şey yokmuş gibi şu an. Bak şu anda daha çok dikkat çekiyorsun biliyorsun değil mi? Ne yapacağız? Sen sakin ol. Sakin kal. Zaten babam biliyor bizi. Hı. Ne? Yani babam biliyor ben söyledim. Nasıl söyledin Yağmur? Yani şöyle tamam sakin ol anlatıyorum. Hı hı. Şöyle biliyor. Haberi var. Ama işte bildiğini bilmeni istemiyor. Aslında onayladı gibi ama işte sen bilmiyormuş gibi davran tamam mı? Nasıl yapacağım bunu? Yapacaksın işte rahat davran. Savcıma. Evet evet. Biraz rahat takıl, rahat davran. Tamam mı? Tutmasam mı acaba seni? Hayır. Hı?
Bakıyor da çünkü aşağıya. Tamam sen tut. Ellerime bakıyor ya. Tamam ellerini tut belime koy. Ben sana anlatacağım sakince, tamam mı? Ne olduğunu. Sen böyle sevimli sevimli gülümse. Tamam. Nasıl? Nasıl gidiyor? Şu an... Bakıyor mu şu an? Gülmedi bana hiç daha. Bak işte biliyor. Sen rencide olma diye. Biraz böyle gelsene bu tarafa doğru. Şöyle çıkalım abi.